Damatım, e, bankacı çalıştığı iş yerinde kızımın e, resimlerine tutularak, bilgisayarına tutularak müfettişler tarafından görülüp, işten istifa edip daha sonra istifa edildikten sonra kızımın boşanmaya verdiğimizden sonra 20 gün sonra öğrendik ki bizim de kızımız bu olayın içerisindeymiş. Benim e, 12-13 yaşında kızıma da taciz görüyormuş. Bir yıl tehdit altında kızıma kötü şeyler yapmakla teşebbüs etmiş evlat dediğimiz bize bunu yapar mı diye bize şoklar içerisinde bunu bu durumu yaşadık üç çocuğum üçüne mağdur etti. Ben bir tane kızımı evlendirmiştim mutlu olsunlar diye. Hiçbir anne e, çocuğunun geri gelmesini istemez. Mutluluk için evlendirir. Her anne baba olduğu gibi. Biz de öyle yapmıştık. Evlat diye bahrımıza basmıştık. Evlat diye evimizin içinde koynumuzda yılan beslemişiz. Yani kimse başıma gelmesin demesin. Ve ben annelere de özellikle çocuklara da Kesinlikle annem, babam, ailem zor durumda kalır da anneme babama zarar verir karşı taraf diye düşünmesin. Benim çocuğum bu şekilde çok yaşamış. Bir yıl boyunca sürekli benim çocuğum sözlü, e, duygusal, dokunma bunları yaşamış. Yani e, korktuğu çocuğumun anneme babama acaba zarar verir abime öldürürler çocuğu atarım keserim diye kelimeler kullanmış. Ve çocuk da çok korktuğu için e, bizlere söyleyememiş. Okul tarafından bizlere duyduğumuz zaman biz e, hayatımızın şokunu geçirdik. Yani benim demek istediğim hiçbir anne çocuğunu ilgisiz bırakmasın sürekli her gün konuşsun. Bir şeyler var mı? Kızım bana söylemek istediğim bir şey var mı diye sorsun. Yani damat demek bizim bildiğimiz evlat demek. Yani ben evime nasıl almayabilirim? Yani evime tabii ki gelecek, torunum gelecek, kızım gelecek. Yani iyi olmak suç mudur? Ben bunu anlayamadım. Şimdi biz nebze olsun. Ben bir yıldan beri, 9 Şubat'tan beri bu davanın içerisindeyim olayları davayı takip edip e, takip edip sonucumuzu çok şükür ki aldık. 28 yıl 1 ay 15 gün cezaya tabi tutulmuştur. O bizi o kadar rahatlatmıştır ki ailemi aile bütün fertlerimizi çok rahatlattı. Bir konuda rahatsız olduğumda şu anda benim evladım kızım evli onun soyadını taşıması Beni çok rahatsız ediyor torunun. Ben e, yüksek mahkememizden e, bunu da talep ediyorum. En kısa zamanda bu soyadı da çevrildiği zaman e, çok rahatlayacağımı bilginize arz ederim. Anneler, babalar kesinlikle çocuklarına kızılmak taraftarı değilim. Aksine daha çok onlara sarılıp bahırlarına basmalarını ee, daha çok onlara sevgiyle yaklaşıp, çünkü o çocuk korkuyor onları yaşadığından dolayı. Yaşları itibariyle, e, davranışları itibariyle, acaba bize ailemiz atar mı, acaba bizimle konuşmaz mı, bizi cezalandırılır mı diye bu şekilde e, çocuklar bunu düşünüyorlar. E, yani o çocuklarımızla kazanmamız gerekiyor, kaybetmemiz değil. Yani birileri tarafından çocuklarımız mağdur oluyorsa, biz onları kazanmamız gerekiyor. Ee, sanık son konuşmasında bile iftira olduğunu söyledi. Kimse suçunu kabul etmedi ve bunun yanı sıra aile de bize hiç ailesi yardımcı olmadı. Ki bu olay ne oldu? Onlar da iftira olduğunu düşünüyorlar. Ama şimdi zannedersem ki bu olayın artık iftira olmadığını anlayıp bunu artık e, adalet çok şükür yerini buldu. Babasının bir sözü vardı onun adaletin kestiği parmak acımaz derdi ve ben de ona o şekilde ondan iade etmek istiyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz.